aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin, elle karışım. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Katip benim, ben katibim, elle karışır aman Allah. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Yanımda boğalım, katibimi ararken yanımda boğalım. Katip benim, ben katibin, elle karışır aman Allah. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Katip benim, ben katibin, elle karışır. Efendim iyi akşamlar. Bir konak sohbetlerinde salı akşamında yine birlikteyiz. Akşamınız güzel olsun. Efendim bu akşam çok değişik bir konuğumuz. Hocam değişik konuk derken yani belki halkın çok ziyaret etmeyi düşünmediği bir yer. Ta adam Japonya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den ne bileyim Tunus'tan, Fas'tan geliyor, müze ziyaretinde bulunuyor. Ama biz bazen görüyoruz, bazen değil çoğu zaman böyle. İnsanımız işte bu kültür oluşsun diye biraz da bu yayınları yapıyoruz. Şurada, burada ne bileyim şehrin, ülkenin muhtelif yerlerinde yaşıyorlar. Şehrinin içindeki müzeden haberi olmayan birçok insanımız var. İşte bahsettiğimiz konuyla alakalı bir konuğumuz var. Çorum Müzesi Müdürümüz. İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çorum Müzesi Müdürümüz efendim Metin Çakar Beyefendi. Evet efendim. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk Adnan Bey. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Yılların müdürü ve uzun süre televizyonculuk yapmış birisi olarak sizi biraz heyecanlı görüyorum. Rahatlayın şöyle bakalım. Yok hocam. Tabii başlangıçta biraz heyecan normal. Oluyor değil mi? Evet. Bu kameradan dolayı mı acaba? Bu kamera biraz heyecan yapıyormuş öyle diyorlar bilemiyorum. Vallahi tabii normal insanlara göre biz biraz daha alışkınız. Çünkü işimiz icabı zaman zaman böyle evet. Çeşitli şeylere katılıyoruz aktiviteleri. Ama biraz heyecan gördüğüm için ben böyle söyledim size ama normaldir ya. Evet hocam. Ne evet, kadar doğru. Pişkin de olsa insan bu insanların karşısında böyle canlı yayında biraz heyecan olabiliyor diyorsunuz. Olabilir tabii hocam evet. Doğrudur. Peki sevgili müdürüm, şimdi biz konuklarımızın ilk önce şöyle bir tanınması açısından bir özgeçmişini
alıyoruz. Hocam ceket, müdürüm ceketini bir çözer misin ya? Ben geriliyorum böyle sık. Ha, saygıdan dolayı mı? Sayın değerli seyircilerimizin önünde biz ceketimizi ilikleyerek çıkmak ama sizi istedik. Biraz bunaltır, otururken zor olur diye. Takdir sizin, yine çözmek istemiyorsanız siz bilirsiniz. Tamam. Ben tabii söze başlamadan önce şu anda bizi izleyen bütün insanlara, bütün seyircilerimize, bütün platformlarda bizi izleyen herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Hepsine iyi bir program ve iyi bir izleme diliyorum. Eyvallah. Burada görevli arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Evet. Ben size tabii bu arada nasıl hitap etmem uygun olur bilmiyorum. Sayın müftüm mü diyeyim? Hocam diyeyim efendim. Hocam diyeyim. Tamam. Daha genel bir niye? Onun hikayesini anlatacağım ben size. Siz tamam. Özgeçmişinizi söyleyin. Niçin? Hakan sen hatırlat. Hocam size niye hocam denmesi gerektiğini. Bununla ilgili bir anekdot var bende de. Buyurun. Değerli hocam ben 1965 Çorum doğumluyum. Çorum merkezde Paşa Hamamı'nın altında küçük bir sokakta 1965 yılında doğdum. Evet. Sıradan bir orta direk ailesinin çocuğuyum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Çorum'da bitirdikten sonra tabii detayları ilerleyen dakikalarda anlatırız. Çok fazla uzatmamak adına Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji bölümünü bitirdim. Evet. Ondan sonra mesleğimi severek yapıyorum. Yaklaşık 27-28 yıllık devlet memuruyum. Yani şu an söyleyebileceklerim bu kadar. Yani tahsiliniz sizin arkeoloji değil mi? Tabii. Üniversitenin arkeoloji bölümünü bitirdik. Peki bu müzelerde idareci olmak veya müze çalışanı olmak için arkeoloji bitirmek mi gerekir? Başka bölümlerden de oluyor mu? Onu merak ettiğim izleyiciler de şimdi belki. Ülkemizdeki müzelerde çalışabilmek için tabii belli bazı mesleki eğitimlerden geçmiş olmak gerekiyor. Müzelerimizdeki normal idari kadroların haricinde üniversitelerin arkeoloji bölümünü bitiren arkeologlar, sanat tarihi bölümünü bitiren sanat tarihçiler, Hititoloji, Sümeroloji gibi dil bilimleriyle ilgili bölümleri bitiren arkadaşlarımız, ondan sonra antropoloji bölümünü bitiren arkadaşlarımız, prehistoria bölümünü bitiren arkadaşlarımız. Müzelerde bayağı görev alıyor. Tabii. Ama bunlar tabii eğitimleri hep tarih üzerine çeşitli bölümleri bitiren arkadaşlarımızın hepsi Türkiye'deki müzelerde devlet kadrosunda görev alabiliyorlar. Eyvallah. Efendim ilk mesajınızı okuyayım ondan sonra biz yayınımıza devam tabii edelim. Tabii ki sayın. Size bir destek geldi hemen. Evet, İl Kültür Müdür Yardımcımız Mehmet Bayrak müze müdürümüze ve size selam ediyorum demiş. Evet aleyküm selam diyelim biz de efendim. Evet sayın müdürüm Mehmet Bey'e de biz buradan selam ediyoruz. Şu anda kesin kedi gezdiriyordur. Kendisinin bir Pamuk diye bir kedisi var. Evet. Efendim Van kedisi. Bembeyaz böyle bir şey. Benim üstüme saldırıyor. Böyle şeyi var, tırnakları var. Dedim bu çok vahşi, bunu hiç ehlileştirememişsin Mehmet Bey dedim. Efendim onu işte terbiye etmeye çalışıyorum. Buradan da müdürümüze bir vesile. Bak kedisini de burada meşhur etmiş olduk sayın müdürümüz. Evet sayın müdürüm şimdi bu müze işlerinden biraz bahsedin. Ya müzede ne yapılır? Müzecilik nedir? Ondan sonra diğer sorularımızla devam ederiz. Hocam. Tarihi nedir mesela? Bu çok eskiden beri mi vardır? Hocam müzecilik tabii dünyadaki çok eski ama bizim ülkemize 19. yüzyılda gelen bir meslek. Ondan önce Avrupa'da da bilinen bir meslek. Fakat 19. yüzyıldan itibaren ülkemize gelmiş. Biliyorsunuz Anadolu toprakları binlerce yıldır dünyanın en kadim milletlerine, devletlerine vatanlık yapmış, yurtluk yapmış bir toprak. Evet. Özellikle Anadolu toprakları, Mezopotamya ve Mısır zaten dünyanın gelmiş geçmiş bütün uygarlıklarının hepsinin çok büyük çoğunluğunun bu bölgede yoğunlaştığını, bu bölgeden dünyaya hitap ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla arkeoloji mesleğini yapmak isteyen insanlar için de bu bölge bulunmaz bir mutfak aynı zamanda. Ama tabii 17. 18. yüzyıllardan itibaren özellikle batılı bilim adamları veya batılı gezginler, biz hatırlarsınız ilkokul yıllarında Marco Polo'lar, işte ünlü gezginlerin hikayelerini okuduk, seyyahları. Bunlar aslında hep kendi kültürlerine ait olduklarını düşündükleri, İncil'de, Tevrat'ta ismi geçen yerler vardı. Onları bulmak, oraları keşfetmek için geziyorlardı. Ve gezdikleri coğrafya, işte Avrupa'dan, Yunanistan'dan başladıktan sonra Anadolu, Mezopotamya, özellikle Mısır'a kadarki olan coğrafya, bazen Orta Asya'ya kadar da gidebiliyorlardı. Tabii bu gezdikleri bölgelerde pek çok eski
kadim milletlerden, medeniyetlerden kalmış olan harabeler, kent kalıntıları, antik kentler, pek çok buluntular. Bunları bulduklarında da hemen bir şekilde paketleyip kendi ülkelerine götürüyorlardı maalesef. O hırsızlıkları var. Tabii işte Avrupa insanının maalesef ikiyüzlülüklerinden bir tanesi ki bu hala günümüze bile devam ediyor. İşte 19. yüzyıldan itibaren bizim ülkemizde de tarih bilinci, arkeoloji bilinci, müzecilik bilinci biraz daha gelişmeye başladı. Ve ilk defa İstanbul'da Aya İrini'de ilk Türk Müzesi kuruldu diyebiliyoruz. Çünkü o tarihte Osman Hamdi Bey ülkenin çeşitli topraklarından İstanbul'a gelmiş olan tarih eserleri orada biriktirmeye başladı. Bu Türkiye'de ilk müzeciliğin ilk yani kurumsal anlamda idi. Demek istiyorsunuz herhalde değil evet, mi? Evet. Yoksa şimdi bir Yavuz Sultan Selim mukaddes emanetleri getirdi. Bu 1500'lü yıllar. Bunları bir yere koydular. Bu müzecilik sayılmaz mı yani? Koydular da. Ama sonradan bu müze haline getirdi. Bir yerde saklanıyordu herhalde. Hocam, değerli hocam, tabii bir yerden bir eski bir eşyayı, bir eseri bir memleketten başka bir memlekete getirip onu bir yerde muhafaza etmek müzecilik anlamında değil tabii. Bak ki. Ne güzel bizi teknik anlamda bilgilendirdik. Müzecilik çok farklı değil. Ne bilelim arkadaş çok, ya bak izah evet. Ettin işte. Müzecilik çok, değil bu. Evet, çok farklı bir aslında bir bilim dalı müzecilik. Müzeoloji diye bir bilim var. Evet. O getirilen eserin müzede sergilenmesi, saklanması, onun ilgili bilimsel yayınların yapılması son derece kapsamlı, pek evet. Çok yönü olan bir meslek müzecilik. Maşallah. Tabii insanlar, ben bunu günümüzde de çok sık görüyorum. 2021 yılında olmamıza rağmen hala insanlar pek çoğu geldiklerinde böyle dostluk kurduğumuzda, sohbet yaptığımızda onlara işte müzeyi dışarıdan nasıl görüyorsunuz, müze deyince aklınıza ne geliyor diye biz sorduğumuzda şöyle biraz yuvarlak bir cevap olacak ama işte içeride vitrinler var, vitrinlerde tarih eserler var. Sizler de onun başında bekliyorsunuz. Biz de gelip ziyaret edip çıkıp gidiyoruz. Diyorlar. Dışarıdan öyle gözüküyor ama o müzenin bir de perde arkasında bizim gördüklerimiz, yaşadıklarımız var. Gerçekten ben bile bu mesleğe başlayıp Çorum Müzesi'nde göreve başladıktan sonra gördüklerimle ben bile ilk etapta çok şaşırmıştım. Tabii insanların burada başını ağrıtmak istemiyorum ama inanın belki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki müzeci meslektaşlarım biliyorlar ama sizler de artık bileceksiniz. Pek çok farklı kurum var. İşte Adalet Teşkilatı, Milli Eğitim Teşkilatı, işte Ordu Teşkilatı, Sağlık Teşkilatı gibi. Evet. Tabii onların ne kadar aktif çalıştıklarını biliyoruz. İnanın Müzecilik Teşkilatı da pek çoğunuzun bilmediği, belki onlardan bile daha çok aktif çalışan, çok farklı işleri ve yoğunluğu olan bir kurum. Evet. İnanıyorum. Evet. Peki müdürüm, hiç gece rüyanıza Tutankamon'un suratı giriyor mu? Yani veya bu eskiden yaşamış Şipuli Liman'ın, Hitit krallarının. Yani çünkü onların şeyini görüyorsunuz bir şekilde. Hocam. Ben şimdi bak şöyle, cümleyi şöyle tamamlayayım, siz oradan alın. Mesela bir hoca rüyasında ne görür? Mihrap görür, minber görür. Din adamından bahsediyorum. Kasap boyuna kuzu butları görür falan. Müzeci de bu Tutankamon mu görür, ne görür? Yani merak hocam, doğruyu söylemek gerekirse... Güzel soruydu ama değil mi? Hayatımda aldığım en ilginç soru. Hocam, benim sorular hep ilginç, evet. Interesting. Hocam inanın henüz daha 56 yaşındayım. Arkeolojik ve tarihi bir eserle, kişilik ve kurumla kuruluşla ilgili hiç rüya görmedim. Çok enteresan. Hiç rüya görmedim. Doğrudur. Biz o rüyanın canlısını zaten günlük yaşantımızda mesleğimizi uygularken zaten yaşıyoruz ama dediğiniz gibi öyle rüyalar görenler de vardır mutlaka ama ben hiç görmedim hocam. Ya şimdi çünkü, bu şey saz arkadaşlarım da izliyor. Mesela bizim bir Hakan diye bir ritim saz kardeşimiz var buradan. Gece rüyasında hep böyle köfte, ızgara, kokoreç. Çünkü adam ondan meşgul. Bazen arada bir materi vurdu. Rüya ama devamlı köfte. Yani et ürünleri gibi. Şimdi kişi dünyada neyle meşgul olursa rüyasına o yansırmış derler. Demek ki size çok meşgul olmuşsunuz ama bilmiyorum, yansır. Bilmiyorum. Başka meslektaşlarım görüyorum ama ben arkeolojiyle ilgili, tarihi kişiliklerle ilgili bir rüya şu ana kadar görmedim. Tamam efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rüya şimdi edeyim. Bir şöyle müzik rahatlaması yapalım. Olur, sonra tabii. Kaldığımız yerden devam ederiz. Rahat olun diye ben size biraz da bu güzel tabii, esprili efendim. Mizahi soruyu sordum efendim. Tabii, çok Şeyhimin illeri yapalım. Gam verirseniz direkt girerim. Şeyhimin illeri
canım pervane salyadır aşıklar ölmeye kim gelir ya o salyadır aşıklar ölmeye kim gelir ya o falan bu yolda cefalar çekmeye kim gelir ya bu yolda cefalar çekmeye kim gelir ya ah ile gözyaşı Yunus'un haldaşı zehriyle şobaşı yemeye kim gelir ya? Zehriyle şobaşı yemeye kim gelir ya? Erenler aşkına. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Efendim güzel bir uşak eserdi. Deminki sualin tesirinde kalmış olmalı ki sesçimiz. Efendim o da şimdi ya hoca hakikaten doğru söylüyor. Ben de cihazları, hoparlörleri, mikrofonları görüyorum rüyanda diye geçirdiğini hissettim. Bu bir firaset işi. Gönülden anlama derler. Şimdi fazla söylemeyin. Birileri keramet sayıp bizi gelip intisaba kalkarlar. Onun için İntisap deyince bağlanma, böyle farklı anlamayın diye söylüyorum evet, sevgili evet. Müdürüm. Değerli müdürüm, kaldığımız yerden şöyle bu meslek, müzecilik, arkeoloji nasıl seçtiniz? Yani bu bir evet, esbab-ı mucibesi vardır. Hocam bunun doğru söyleyeyim mi ama? Doğru söyleyeyim. Programımız çok şeffaftır ve çok, doğruların konuşulduğu bir programdır. Çok enteresan bir hikayesi var. Şimdi hocam ben... 65 doğumluyum. 75'li yıllarda, 1975'lerde falan evet. Bizim Çorum'da bir gelenek vardı. İşte ilkokul 3'e 4'e falan çocuk gitmeye başladıktan sonra yaz tatillerinde biz çalışmaya giderdik hocam küçükken. Genelde de Çorum'da işte 12, 13, 15, 16 yaşındaki çocuklar yaz tatilinde o 3 aylık sürede harçlıklarını kazanmak için kiremit fabrikalarına giderdi. Evet. Ben de o yıllarda kiremit fabrikalarına giderdim. Evet. Fabrikalarda çalışırdık, işte harçlığımızı biriktirirdik. O biriktirdiğimiz parayla da kendimize işte bir elbise, ayakkabı, futbol topu falan alırdık. O bizim için çok büyük bir şeydi, büyük bir zevkti ondan sonra.
Tabii o arada benim babam da kamyoncuydu mesleği hocam. Bizim bir kamyonumuz vardı, BMC kamyonumuz. Babam aşağı yukarı haftanın 4-5 günü kiremit fabrikalarından kiremit ya da Çorum çimento fabrikasından çimento ya da bir kireç fabrikası vardı, adını hatırlayamıyorum. Evet. Oradan böyle çimento, kireç ve kiremit çekerdi. Nereye? Yozgat'a, Sivas'a, Kayseri'ye, Samsun'a, Amasya'ya vesaire falan. Böyle yakın vilayetlere nakliye yapardı babam. Ben de tabii 12-13 yaşından sonra hem babama yoldaş olmak hem de arabada mavinlik yapmak hem de para kazanmak için babamın yanında çalışmaya başladım. Evet. Bir gün tesadüfen Yozgat'a yük götürmemiz gerekti. Yozgat'a giderken eskiden Yozgat yolu şimdiki gibi Alacı ilçesinden geçmiyordu. Çorum'dan Boğazkale'ye, Boğazkale'den Yozgat'a giden topraktan bir yol vardı hocam. Evet. O yoldan giderken tabii ben kamyonun sağ tarafında oturuyorum. Camdan bakıyorum. Yüksekten geçiyor yol. Sağ tarafımda böyle duvarlar, kalıntılar, harabeler, tapınaklar vesaire gördüm. Meraktan babama sordum. Dedim baba bunlar nedir? Yıkıntı şeklinde işte ev kalıntıları, bina kalıntıları falan. Demedi mi? Tabii. Ne yapacaksın lan mezar işte falan böyle eskiler öyle der ya. Aynen ona benzer bir cevap verdim. Valla oğlum dedi eski insanların yaşadığı yerler ben bilmiyorum ki falan dedi. Evet. Tabii çocukluk aklı meraktan ben habire babama soru soruyorum ama babam bana hiç cevap vermiyor. O benim aklımda kaldı hocam. Sonra ilkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim. Hep hayalimde oraya gitmek, oraları gezmek var. Fakat kamyonla her geçtiğimizde babama ne kadar ısrar edersem edeyim durmadı orada. Yani bir dursa arabayı park etse bir ben bir saat iki saat oralarda bir gezsem benim için çok büyük bir heves. Ama babam hiç durmuyordu. Bir an önce yükü götürüp getirmesi gerekiyor ya. Şeyi o. Oğlum bir dahaki geçtiğimizde dururuz diyordu ama beni hep aldatıyordu. Hiç durmuyordu hocam. Sonra hocam aradan yıllar geçti. Ben tabii liseyi bitirdim. Üniversiteye gideceğiz. Üniversite şeylerimizi seçiyoruz. O tarihte öğretmenlerimizin birinin yanına gittim ben. Lisede son sınıftayız. Dedim ki hocam Çorum'da dedim Boğazkale'de bir böyle tarihi kalıntılar var. Orayla ilgili meslek hangisi dedim. Bana dedi ki arkeoloji bölümünü okuyacaksın dedi. Biz tabii birkaç böyle sıralamalar yaptık. Fakat bana gele gele Ziraat Fakültesi geldi hocam. Ziraat? Evet. İşte Türkiye'deki eğitimdeki çarpıklıklardan birisi. Ben Ziraat Fakültesini kazandım. Gittim bir yıl Ziraat Fakültesini okudum. Okudunuz. Tabii okudum. Başarılı hangisi? Da Ankara? Erzurum Ziraat Fakültesi. Atatürk Üniversitesi. Zootekni bölümünde. Zootekni bölümünde. Başarılı da bir öğrenciydim. Sınıfı da geçtim yüksek notlarla. Fakat kafamda hep şey var hocam. Başarınız saçınızdan belli oluyor efendim. Sağ olun hocam. Arkeoloji bölümü var hep kafamda. O sene üniversite sınavına gireceğim ama tabii bir yılda kaybediyorum. Annem bile söylemeden ben üniversite sınavına girdim tekrar. Bu sefer tek tercih yazdım. Şimdi yanlışlıkla başka tercihler yazarım. Başka bir yeri kazanırım. Kazara hapı yutarız diye tek tercih yazdım. Bir tane. Arkeoloji. 24 tercihten bir tane yazdım. Ben arkeolojiyi yazdım. Dil, tarih, coğrafya. Evet. Ya kazanırım ya kazanamam. En eski şeylerden birisi zaten dil tarihin. Evet. Dil, tarih, coğrafya fakültesinin arkeoloji bölümü Türkiye'de arkeoloji mesleğiyle ilgili 1935'te Ulu Önder Atatürk'ün açtığı Türk Tarih Kurumu'ndan sonra açılmış ilk fakültedir. Pek çok fakültenin de hocalarını yetiştiren bir fakülte. Sümeroloji, Hititoloji evet, hep orada. Evet, dolayısıyla biz dil tarih mezunu olmaktan gurur duyarız. Orayı bitirmek aynı İstanbul Cerrahpaşa tıpı bitirmek gibidir bizim mesleğimizde tabii. Eyvallah. Neyse ben tek tercih yazdım ve 30 öğrenci alınıyordu o sırada dil tarihin arkeoloji bölümüne. Ben 30. sıradan orayı kazandım hocam. Son sıradan. Yani kıl payı. Evet. Ve orayı tabii 4 yılda severek okudum, bitirdim. Ve ondan sonra... Yani o kıl payı ki kaderin şeyine bak ki eğer öyle olmasaydı şu anda karşımızda bir botanikçi, evet, bir marulcu, bir ıspanakçı, bir değil mi? Ziraatçı bir adam mı? Ziraatçı, zooloji yani hayvan bilimi demek bir zoolog olacaktı karşımda. Ha pardon zooloji dediniz. Zooloji. Ziraat deyince ben direkt... Zootekni yani veterinerlik yok, gibi bir ziraat şey. Ziraat fakültesi kaldı evet, aklımda ilk evet, başta öyle dediniz evet, ya ona doğru hayvan bilimi. Yani... O bölüme gitmem öyle oldu hocam. Evet evet. Ama şu anda sevdiğiniz bir mesleği yapıyorsunuz. Tabii doğru. Kendi mesleğimi çok seviyorum. Son derece güzel bir meslek. İyi bir meslek. Hayatım boyunca hep mutlu bir şekilde. Bir şey itiraf edeyim mi? Ben de yıllardır yani o sıralarda arkeolog mu olmak istiyorsun? Yazdım. Kütüphanecilik, arşivcilik, arkeoloji, dil tarihin. Hep yazdım. Yalnız ilahiyatların altına yazmıştım.
Yani bu işte insanın bilmiyorum kaderi midir nedir? Tabii yüce. Ama işte şey yaptığım böyle ilgi duyduğum bir alandı bu. Evet. Yani böyle evet. Toprağın altından böyle eski zaman insanların eşyaları şunları bunları araştırmayı çok istiyordum. Allah yine şöyle bir güzellik yapmış olmalı ki yıllar sonra kazı bölgesi olan Şapinova'ya atandım ben biliyorsunuz Ortaköy. Evet, evet. Ortaköy müftüsüydüm. Uzun süre hizmet ettiniz. Evet orada da kazı yapılıyor. Hocalarla rahmetli Mustafa Hoca'yla da iyi tanışırız. Muhabbet ederdik kazı evet, başkanı. Evet. Efendim bu değerli müdürüm sohbet gider bir eser daha biz alalım. Tabii ki. Sazların eli pas tutmasın. Hakan bana bir şey hatırlatacaktı ama dedim ya. Ha bölmeyeyim dedi. Ha tamam. Evet efendim bu eser benim bestem kendime ait bir beste. Filozof Rıza Bölükbaşı'nın bir sözlerini yazdığı bir eser. Müziğini ben yaptım. Şimdi izliyoruz, dinliyoruz. Saçamam hocam, cami avlusunu da saçamam hocam. Miracı anlatma merkebi değil. Sandığın kadar da melek değilim. Sandığın kadar da melek değilim. Günahkar insanım, ördek değilim. Günahkar insanım, ördek değilim. Bu ağır gövde uçamam hocam, bu ağır gövdeyle uçamam hocam. Allah. Beylezor Rıza'yım dinsiz anlama. Hocam Sırat Köprüsü'nden geçemem hocam, Sırat Köprüsü'nden geçemem son kez, Sırat Köprüsü'nden geçemem hocam. Beğendiniz mi?
eseri arkadaşlar? Değil mi? Güzel bir şey oldu. Eyvallah. Eser bayağı oldu, 15 sene oldu bunu yapalı. Ama sözleri Abdülhamit dönemi şairlerinden Feylezof Rıza diye bilinen Rıza Tevfik Bölükbaşı da çok büyük bir şairdir. Efendim onu da anmış olalım rahmetle. Sözleri var da besteleyen muhakkak vardır bestekarlardan, bilemiyorum. Semah mı var? Siz deyince parçayı gönderince ben onu çalıştım hocam. Öyle mi? Rıza Tevfik mi? Yanlış eseri çalıştım. Yanlış eseri ha. Bak nerelere vesile olacakmışız değil mi? Bu muhabbet böyle sazlarla devam edecek, bizim müdür beye dönelim. Hocam şey vardı, onu vardı. Şimdi ben hani dediniz ya başta size ne diye hitap edeyim, hocam mı diyeyim, müftüm. Evet, ben dedim ki sayın hocam derseniz şöyle rahat edersiniz. Bir şey, Çukurca'da askerin bol olduğu bir yer. Sınır mahalli. Şimdi yıldıza göre hesap yapıyorum. Komutanım işte yarbayım, albayım, işte üsteğmenim falan diyoruz. İki yıldız üsteğmen, tek yıldız teğmen. Evet. Ben yıldızlara takılmışım ya, bir gün bir Köprülü diye bir karakol var, oraya gideceğiz, böyle çok nazik yerler orası efendim her an bir saldırıya maruz kalabilirsiniz yani, asker sivil daha çok askere tasallut ediyorlar ama bunun yanında sivil de gidebiliyor, Allah korusun oradaki bütün askerimize Allah yardım etsin. Aynen. Efendim niyet güçlerimize. Bir gün işte orada yine bizim yüzbaşıyla şehrin içindeki bölükteki komutandan gittik. İşte komutanlarla tanışıyoruz. Baktım adamın burada iki yıldızı var. Merhaba üsteğmenim dedim. Herkes böyle gülümsedi. İki yıldıza takıldık ya biz. Meğer üstünde bir de çelenk varmış. Adam yarbaymış. O gün bugündür bana de ki komutan, hepsine komutanım de bunlar. Generalle de komutanım desen sıkıntı çıkmaz. Başçavuşa da desen çıkmaz dedi. Doğru. O gün bugündür bütün askerleri komutanım diyorum. Ne yapacaksın yarbayı üsteyim beni kardeşim. Yani değil mi efendim? Şimdi onun için en güzel şey genel ifade hocamdır. Komutan gibi. Öyle hitap etmekte fayda var değerli müdürüm. Anlaşıldı. Evet. Sayın müdürüm, şimdi suallerden şöyle devam edeceğiz. Hani programın açışında biraz bahsettim. Bakıyorum geldiğimizde geçen derken birkaç ay oldu. Bir gayrimüslim, ecnebi bir müze ziyaretçisine İngilizce bir şeyler söylediniz, cevap verdiniz. Dile de vakıfsınız bu arada, kutluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Efendim şunu soracağım. Yani şöyle bir kıyas da yapın. Yerli ziyaretçi mi çok, yurt dışından gelen ziyaretçi mi çok? Yani bu ziyaret olayını müzeye için bize söyler misiniz? Ne durumda? Şimdi hocam, ilimiz Çorum. Biz hiç şüphesiz gururlanmakta çok haklıyız. Türkiye'deki en önemli arkeolojik alanları, önemli tarihi alanları barındıran bir coğrafya. Yine Çorum Müzesi, ülkemizdeki yaklaşık 130 küsür müze içerisinde bence en önemli müzelerden bir tanesi. Ki ben ilk 10 müze arasında olduğunu biliyorum mesleki olarak. Fakat ne yazık ki bu kadar zengin arkeoloji birikimimize, bu kadar güzel müzelerimizin olmasına rağmen, Çorum evet. Müzesi, Alacayık ve Boğazkale müzelerimiz, Alacayık Ören Yeri ve Hattuşa Ören Yerimiz var. Bunlardan özellikle Alacayık Ören Yeri ve özellikle Boğazkale, Hattuşa Ören Yeri dünya çapında çok bilinen yerler, çok ünlü yerler. Evet. Ve işte maalesef ki sebebini tabii burada çok geniş bir tartışma konusu. Gerek yok ona. Ona girmeyelim. Hak ettiği değeri görmüyor. Biz biliyoruz ki buna benzer ören yerlerini dünyada yılda milyonlu rakamlarda insanlar ziyaret ederken işte maalesef Çorum'umuzda biz o rakamlara, hak ettiği rakamlara ulaşamıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam pandemiden önce en son Çorum'a gelen ziyaretçi sayımız 130 bin civarındaydı. Karışık mı yerli? Karışık. Bunun yaklaşık 15-20 bin kadarı yabancı turist, işte 100 bin kadarı da şeydi. Yerli turist. Şimdi 15 bin turist de 15-20 bin. Hocam kadar. 15-20 bin turist de sayın diyorum az değil. Niye de? Adam ta kaç kilometre ötelerden geliyor değil mi? Kesinlikle. Bizimkiyle kıyasladığın zaman ciddi bir rakam. Kesinlikle doğru. Hatta ben hemen canlı bir şey söyleyeyim. Bu cumartesi, yani geçtiğimiz cumartesi, pazartesi, 4 gün önce bir Amerikalı turist geldi Çorum'a. Adam tek başına Amerika'dan özel uçak tutmuş, İstanbul'a gelmiş. İstanbul'dan variyetli bir adammış. Tabii gelen kişinin burada ismini, kimliğini şu an söylemeyeyim.
ünlü bir zaten söylesin de tanımayız. Ünlü yani. Bir Amerikalıydı. bir turist rehberi bir firmadan arandık müzemiz. Bize dediler ki evet. Bir tane yani normalde bir turist rehberi böyle 70-80-50 kişilik otobüslere falan kokartlı rehber olur. Bu adam husus tek başına rehber tutmuş kendisine. Özel lüks bir Mercedes araç tutmuş. Ben dedim ki tek geldiğine göre bunun bir sırrı vardır falan. Adam dediler özel dünya kültür mirası listesi ile bulunan yerleri geziyor. Ziyaret ediyor. Ve yazı kitap yazacakmış bu konuyla ilgili. Ünlü bir Amerikalı yazar dediler. Biz cumartesi günü onu Boğazkale'de ağırladık mesela. Adamla bir gün boyunca gezdik. Bana niye demediniz? Orada gelirdik adama bir Türk kültürünü tanıdık, bir müzik konser verdik. Böyle dışarıdan gelenler bizi götürüyorlardı Kayseri'de. Işte Adnan Hoca şurada bir iki bunlara oku bu şeyler çok lafımı şey yapıp tabir görün, yani caiz görün. Bu ecnebiler acayip yabancı kültürlerin şeyine çok merak ediyorlar. Tabii çok doğru. Yani adam, müzik de orada şenlendirdik doğru, adamı. İnşallah bir dahaki sefere yapalım. Lan bu yapalım. Türkler güzel adamlarmış. Yani delirteceğiz bunları. Diyorlar tabii zaten. Ki öyleyiz zaten de. Zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Ülkeler arasındaki belki çatışmaları falan bizim yok edebileceğimiz kriter noktalarından bir tanesi de kültür ve arkeoloji. Kesinlikle. Çünkü ülkemize gelen, Çorum'umuza gelen yabancı turistlerle ben müze müdürü olarak sadece makam odamda oturmayı sevmiyorum. Çoğu zaman biliyorum siz atom barınca gibisiniz. Bakalım. Alanları çok gezmeyi seviyorum. Hatta çoğu zaman beni böyle uzaktan gören bir işte köylü vatandaş arazide gezerken falan beni amele veya işçi falan zannediyorlar. İşte bu müdür falan dediklerinde şaşırıyorlar böyle. Alışmışlar onlara makamlarda oturan çok, müdürlere. Evet çok şey yapıyorum. Çok yabancı turistlerle falan karşılaşıyoruz. Çat pat da biraz İngilizce bildiğim için çekinmeden yanlarına gidip konuşuyorum. Evet. Onlardan aldığımız intiba bilinçli, aklı başında, kültürlü, elit Avrupalı hangi ülkeden olursa olsun hepsi Türkiye'yi çok seviyor. Şimdi çok kıymet veriyorlar kesinlikle. Ama burada çünkü tarih Türkiye'yi tanıyan, buranın potansiyelini gören insanlar mesela işte cumartesi günkü Amerikalı Boğazkale'deki gezisi bittikten sonra Sivas Divriği'de bulunan Ulu Cami'ye muhteşem o da. Gideceğini söyledi. Değil adam mi? Hususi Amerika'dan uçak tutup gördünüz mü o Türkiye'ye gelmiş. Divriği'deki taş şeyini. Muhteşem oynamış taşla adam. Evet. Böyle sanat. Dünyada eşi benzeri olmayan bir cami var orada. Gidip görmek lazım. Evet. Giderken kendisiyle vedalaşırken ben sormadan dedi ki ben dedi inşallah Amerika'da inşallah kelimesini öğrenmiş anlamını. İnşallah mı diyor? İnşallah diyor. Amerika'da dedi Türkiye'nin sesi olacağım emin olabilirsiniz dedi. Biz de iyi yolculuklar diledik gönderdik. Çok böyle güzel. İnsanlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bu Van şeyi ben de çok izlerim böyle Urartuları şey yapan Van'da yaşayan bir amca var. İsmi neydi bilemiyorum. Urartucayı Urartu bilen tek, dilini konuşan tek kişi. Evet, Amerika'dan buna davetler gelmiş. Gelseniz krallar gibi yaşatalım. Evet, adam ben burayı memleketimi çocuklarımı bırakamam diyor. Bırakamam, hocam doğru. Bak ne kadar şey sermişler adam. Çünkü yok dünyada ikincisi üçüncüsü Urartucayı bile. Adam ömrünü ona ona vermiş. Adammış, şey evet. Okumuş da bir adam değil. Çocuklar okumuş ama kendi şey okumamış biri ama bu Urartu işine can vermiş. Ama şey yapıyor böyle. Urartu şeyler, taşlardan bir heykelcikleri. Tabii, hem heykel yapıyor. Onları satıyor, onlardan geçiyor. Yazı yazıyor, tabletler üzerinde. Hocam o adam pamuklara sarılması yazıyor. Lazım, sayın evet, müdürüm evet, yani. Doğru. Tabii, çok büyük bir emek. Evet. Yani bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Tabii Çorum'umuzda çok büyük bir potansiyelimiz var. Ama layık olduğu şeyi göremiyor tabii ki. Fakat evet. İşte son zamanlarda gerçekten işte Çorum'umuza gelen işte sayın valimiz, vali yardımcılarımız, il müdürlerimiz de sayın vekillerimizle biz bu konuda Çorum'la ilgili gerçekten belediye başkanımızla ondan sonra gerçekten ciddi güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz tabii geleceğe yönelik umutluyuz ya yani, onu söyleyeyim. Sayın müdürüm bu konu önemli. Bak o saydığınız büyük isimler yani şey anlamda devletin önemli insanları bu konuya biraz daha çok daha eğiliyorlar. Eyvallah da daha da genişletilebilir şöyle. Yani leblebiden çok daha büyük bir zenginliğin içinde şu anda Çorum. Farkında evet, mısın? Doğru. Yani Şapinuva, Hititler, hocam koca bir uygarlık kurmuşlar. Yani bak, Çorum deyince aklınıza ne geliyor diyor. Mikrofonunuza leblebi diyorlar. Halbuki burası Hititlerin bölgesi. İlk önce Hititler gelmesi, Şapinuva gelmesi, ne bileyim Attuş'a gelmesi gerekiyor. Bu konuda biraz daha tanıtımı artırmamız lazım hepimizin. Kesinlikle. Ya, bu doğru. Hepimizin vazifesi. Yani sadece idaricilerimizin değil değil evet, mi efendim? Evet doğru. Evet. Peki şu anda ziyaret serbest mi? Pandemiden dolayı durumu bilmiyoruz. Şimdi bugün itibariyle ben hatta az önce de Sayın Vali Yardımcımızdan da talimatlarını aldım. Recep Bey mi? Evet Sayın Recep Valimizden çok sağ olsun. Sayın Başvalimiz de Recep Valimiz de son derece ilgili kurumumuza karşı çok evet. Kadir şinaslar. Biz mutlu oluyoruz bundan. Böyle insanlarla çalışmaktan onların
mahiyetinde bulunmak. Zaten bunda bir konuk geldiği zaman hemen müziğe getiriyorlar bildiğin. Kesinlikle. Sayın Valimiz de, Sayın Recep Valimiz de çok çok sağ olsunlar. Onlara minnettarız. Şimdi en son Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı bir önceki kararnameye göre biz işte sabah 10-16 arasında mesai, kurumlarımız açık, müzelerimiz, öğren yerlerimiz ama cumartesi pazarları kapalıydık. Şimdi en son gelen genelgeye göre aynısı devam ediyor biliyorsunuz. Yine devam edecek. Ama önümüzdeki bir 15-20 gün sonra muhtemelen biraz daha kısıtlamaların hafifleyeceğini tahmin ediyorum. Müzenin içini maskeyle mi geziyorlar? Tabii. Müzemizin içerisinde bu pandemi süreci başladığından beri biz devletimizin, amirlerimizin talimatıyla bu hastalığın yayılmasına engel olmak amacıyla her türlü bilgilendirme panoları, işte müzemizin girişinde dezenfektanlar veya müzede eskiden diyelim ki aynı anda belki bazen 100-200 kişinin gezdiği kalabalık gruplar olabiliyordu. İşte içerideki insan sayısına kısıtlama gibi devletin aldığı bütün tedbirleri harfiyen Çorum Müzesi'nden öğren yerlerimize uyguladık. Uyguladınız. Uyguluyoruz. Evet, uyguluyorsunuz. Da. Evet, birkaç mesaj okuyayım mı Sayın Müdürüm? Tabii ki Sayın Hocam. Efendim Mustafa Yılmaz Erdem'i selamun aleyküm hocam. Akşam iş şerifleriniz hayır olsun inşallah demiş. Aleyküm selam efendim. Osmanlıların lafı bu. Onlar derdi sabah şerifleriniz, akşam iş şerifleriniz. Güzel bir şey. Hakan gözün kapanmasın. Akşam programdan çıktı. Arada uyuklamıyor. Şey vermiyoruz. Evet Mustafa Yılmaz Demir. Bu arada Hakanlar güzel program başladılar. Neydi? Akustik. Akustikçiler akşam güzel ritim orada vurdu. Solistler de efendim bir hanımefendi misafirdi. Güzel bir ekip olmuşlar. Orçun Bey'i de tanıyorum oradan. Efendim bir akşam da beni çağırırlar. Orada güzel bir gece yaparız inşallah. Hocam diyor sanat müziği mi okuyacaksın orada diyor. Ben okurum sen boşver. Yani onların tarzda da okurum merak etme. Tabii o gırtlak meselesi biraz da o gençlerin gırtlağı, pop müziğin gırtlağı farklı bizde. Sanat müziğinde çarpmalar çok önemlidir. Nameleri güzel şey yapabilmek için. Ama ondan da beceriyorum. Var 7-8-10 tane eserimiz var. Okuruz inşallah. Efendim Mustafa Yılmaz Erdemir İstanbul'dan güzeller güzeli memleketime selam olsun. Çorum'a selam olsun diyor. Evet, bence de. Çorum güzel yer. Erol Bursa, hayırlı akşamlar hocam. Veysel Karahani'yi istiyoruz demişler. Belki zaman kalırsa okuyabiliriz. Veysel Karahani'de sorun yok. Sayın Müdürüm bir soru daha sorayım. Sonra biz bir arası verelim. Tamam hocam. Efendim olur. Daha süremiz var. Şeyi yaparız. Bu sorudan sonra ezelden akşam yerinden yaparız. Evet. Efendim şimdi sevgili müdürüm. Bir ara bende de vardı o merak. Sadece eğitim olarak değil. Bu elinde dedektör adamlar malum. Efendim bazen kazı yapmak işte altın bulmak falan. Halbuki tarihi değeri olan şeyler devletindir malum. Eskiden beri hep öyledir. Bütün dünya devletlerinde hukuklarında bildiğim benim öyle. Yani yer altından çıkan tarihi uygarlık kıymetli eserler devletin şeyidir. Ama bulana da bir miktar izinli yaparsa neyse bir hediye gibi bir şey mi veriyorlar, para mı veriyorlar? Onların ayrıntısını sizden. Bu izinsiz kazı yapmak, dedektörle işte arayıp bir şey, bu suç mudur? Suçsa cezası nedir? İzinli yapıldığı zaman devlet bu konuda arayan, gayret eden kişiyi veya kişilere güzellik yapıyor mu? Evet. Buyurun efendim. Şimdi hocam bizim tabii kanayan bir yaramızı deştiniz. Şimdi arkeoloji tabii güzel bir meslek. Dünyanın bütün ülkelerinde sizin de buyurduğunuz gibi yer altında bulunan bütün eski milletlerden, medeniyetlerden kalmış bütün kalıntılar ve tarihi, her türlü tarihi eser kamunun malıdır. Yani o ülkede yaşayan 80 milyonun malıdır. Bu ülkemizde de bu şekildedir. Bizim Kültür Turizm Bakanlığımızın, müzelerimizin, arkeoloji biliminin altyapısını oluşturan mevzuatımız 2863 sayılı bir kanunumuz var. Bütün her şey bu kanunda tarif edilmektedir. Fakat dediğiniz gibi işte ellerinde dedektörlerle kaçak kazı yapmak için define bulma hevesiyle arazilerde kazı yapan insanlar, tabii bunların hepsi yasa dışı faaliyet. Keşke hiç olmasa, biz olmamasını umuyoruz. Bu konuyla ilgili Müzemiz Müdürlüğü tarafından da pek çok çalışmalar yapılıyor. Emniyet kuvvetlerimiz, özellikle jandarmamız, polisimiz, istihbaratımız bununla ilgili pek çok 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 başarılı, gerçekten güzel çalışmalar
Özellikle Çorum Jandarması ve polisi bu konuda çok çok başarılı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum müze müdürü olarak. Fakat bütün bunlara rağmen yine de maalesef insanların içinde bulunan bu define bulma arzusundan dolayı bu yasa dışı faaliyeti yapıyorlar maalesef. Bizim üzüldüğümüz şey şu oluyor. İşte jandarmadan, savcılıktan bize bir kaçak kazıyla ilgili resmi evrak geliyor. Alanı incelememiz, bilirkişi raporu yazmamız isteniyor. Alana gittiğimizde şunu görüyoruz. Kaçak kazı yapıldığını, alanda çok büyük ihtimalle kıymetli veya insanların hayal ettiği bir şey bulamadıklarını, fakat bu kazı sırasında orada bulunan tarih eseri de tahrip ettiklerini evet. görüyoruz maalesef. Çünkü usulüne uygun kazmıyor canım. Evet. Şimdi ben buradan küçük minik bir aydınlatma bilgisi vermek istiyorum. Şimdi lütfen. Sevgili hocam, tabii ilimiz topraklarında 7-8 bin yıl öncesine kadar pek çok kalıntı var. Evet. Özellikle son 2000-3000 4000 yıllık kalıntılar çok yoğun. 2000 yıllık kalıntılar da daha yoğun. Fakat bu eski insanlardan özellikle mezarlıklarda işte eski bir mezar bulup Tümrüs mezar gibi, Höyük gibi buralarda kazı yapmak istiyorlar. Oysa bunlar kendi dönemlerinde zaten büyük ihtimalle mezar soyguncuları tarafından soyulmuş oluyor. Evet. Bir Tümrüs mezarda içerisinde kendi döneminde bir cenazeyi işte vefat eden insanı bir gömerken adamın kendi sosyal yapısına göre işte öteki dünyada kullanacağını düşünerek işte bir bardak, işte gözyaşı şişesi dediğimiz küçük şişeler, minik şişeler, işte adamın bayansa yüzük. Yüzükleri, küpesi, bileziği gibi. Fakat tabii insanlar illa da altın bulacağız hevesiyle hareket ediyorlar. Fakat altın arkeolojik dönemlerde de çok yaygın, çok bulunan bir şey değil. Son derece zor elde edilen bir maden. Sadece çok nadiren, %1, %1 diyeceğimiz bir oranda kıymetli bir hazine veya bir define çıkabilir bir arkeolojik buluntu noktasından, ama onlar da kendi döneminde soyulmuş oluyor. Fakat günümüzde insanlar örneğin bir tümülüsü işte tesadüfen arazide görüyorlar, orada bir kaçak kazı yapıyorlar. İçerisi bomboş, hiçbir şey yok. Kendi döneminde soyulmuş çünkü. Fakat günümüzdeki vatandaşlarımız içeride hiçbir şey olmadığı halde ona ulaşabilmek için o tümülüs mezarın mimari yapısını da işte kepçelerle, kazmalarla, küreklerle, dinamitlerle tamamen tahrip ediyorlar. Tümülüs mezar derken neyi kastediyorsunuz? Eski dönemde insanların farklı farklı gömü şekilleri var. Bunlara tümülüs mü deniyor? Bunlardan bir tanesi mesela lahit mezar gömüsü olabilir. Normal gömü olabilir. Ondan sonra küp mezarın içerisine gömü yapılabiliyor. Bir de tümülüs dediğimiz bir gömü şekli var. Ha, şekil. Evet. Bir insan için küçük böyle 3-5 metrekarelik oda şeklinde taştan bir küçük bir oda yapılıyor. Bir sanduka gibi. Sanduka gibi. Üzerine de daha sonra yoğun bir şekilde toprak doldurularak şöyle küçük bir tepe gibi orası bir tepe haline getiriliyor. Anladım. O kendi döneminde soyulmuş oluyor zaten. Günümüze hiçbir şey kalmamış oluyor. Zaten arkeolojik buluntuların hepsi büyük arkeolojik alanlarda, üniversitelerin arkeoloji profesörleri tarafından yapılan arkeolojik kazılarda devlet kontrolünde bilim adamları tarafından usulüne uygun çıkartılıyor. Ama 80 milyona ait olan bu son derece kıymetli arkeolojik eserlerimiz, mimari kalıntılar maalesef bu kaçak kazıcılar tarafından tahrip ediliyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bunların bir kamu malı olduğunu, bunların usulüne uygun çıkartılması gerektiğini, zaten yaptıkları çalışmaların çok büyük oranda boşa emek sarf etmek, boşa para harcamak, aynı zamanda da kanunu çiğnemek olduğunu biliyorum. Ben yapmamalarını insanlara tavsiye ediyorum. Bu arada sorunuzun ikinci bölümü Sayın Hocam. Ola ki bir vatandaşımız tarlasında çalışırken işte traktörün pulluğuna veya sabanına veya gezerken bir arkeolojik eser bulmuş adam olabilir. Adam kaç senedir traktör sürüyor, hiç pulluğuna bir şey takılmıyor. Öyle pulluk olmaz bu iş. Çünkü ya. Yok hocam. Eğer öyle bir şey bulur ise ne yapması gerekir? Şimdi tabii ki biliyoruz ki yer altındaki bulunan her şey kamunun, devletin 80 milyonun malıdır. Tabii. Onu bulduğu anda tabii hemen cebine koyup bu benim malımdır diye hukuki olarak düşünemiyoruz maalesef. Arazi kendinin olsa bile. Kendinin bile olsa o kamunun malıdır yer altında olduğu için. Yasa gereği böyledir. Bulan kişi bunu yasalar gereğince 3 gün içerisinde en yakın mülki amire veya en yakın müze müdürlüğüne getirmekle mükelleftir. Getirdiği takdirde biz vatandaşımıza iyi niyetle o tarihi eseri bir defineci mantığıyla birine satmaktansa devlete getirdiği için tabii teşekkür ediyoruz kendisine. Yaptığı iyi davranıştan dolayı müzeciler olarak. Sağ
Ve devlet de bu gibi durumda o getirilen tarihi eserin müzede oluşturulacak bir komisyon tarafından bir değer takdiri yapılıyor. Onun kaçta biri vatandaşımıza verilir? Vatandaşımıza da yani mesela diyelim ki bir gözyaşı şişesi getirdi ve ona diyelim ki X bedeli bir para... Bak müdürüm böyle şeyleri biz sevmeyiz. Bak öyle deme. Yani rakamsal örnek... Bak sevgili izleyenler bu müdür kaçıyor şeyden sevgili müdürüm. Şimdi bak yerin altında bu gördüğünüz tunç demeyelim altın şeyi nedir bunun ismi ya? Sürahi işte maşrapayı buldu. Bu ta Bizans dönemine ait. Piyasa değeri o komisyonun söylediği ben söylüyorum şimdi. 100 trilyon eski parayla. Hocam bakın. Şimdi kaçla vereceksiniz bu adama? Şöyle, 100 trilyon hocam 100 trilyon diye bir rakam afaki bir rakam. 10 trilyon komisyon belirledi ama. Hocam komisyon müzedeki komisyon ama bakın mantıklı düşünmek ve gerçeklere göre hareket etmek anladım. Zorundayız. Anladım. Ederinin çok altında bir komisyon. Hayır hocam şöyle söyleyeyim ben. İş tartışmaya girdi hadi bakalım. Sözümü bitirmeme müsaade ederseniz ettim, eğer. Ettim. Şimdi buyurun. Hocam müzede bir komisyonumuz var bizim uzmanlardan oluşan. Bir vatandaşımız tarlasında bir tane gözyaşı şişesi buldu. Cam şişe. Ama Kleopatra'ya ait. Önemli olan bu. Üçüncü orada efendim ahırcı Hüsniye'nin şişesi değil herhalde. Hocam. Kraliçenin şişesi olacak. Yani ben, söyleyemem şişesiz dedikten. Dilimi aksattın ya müdürüm. Sayın hocam kime ait olursa olsun uzmanlarımız onun bir değer takdirini yapıyor ve yaptığı değer takdiri kaç lira ise. Onu vatandaşa ödüyoruz. Tamamını ödüyorsun. Evet efendim. Onun için rakamı sıkıntılı. Ama işte ben sözümü bitirtmediniz. Ama %1'ini %5'ini diyeceğiniz hayır canım zaten. Öyle bir şey yok. Bakın insanların genelde böyle bir yanılgısı var. Ben minik bir aydınlatıcı bilgi vereyim. Yok hayır arkadaşlar yani müzeye bir tarih eseri tarlanızda buldunuz, yol kenarında buldunuz veya bir şekilde bir tarih eserinde. Bu bir sikke olabilir, tabii. Bir eski küpe olabilir, yüzük olabilir ki çoğunlukla bronz maden eserler veya pişmiş topraktan bir çömlek olabilir. Bunu müzeye getirdiğinizde müzedeki komisyon ona onun gerçek değeri neyse onu biçiyor ve vatandaşa da o rakamı ödüyor. Vallahi bunu öğrenmiş olduk ha. Ben evet, inan yüzde belli bir rakamı veriyor diye. Hayır. Ne tamam. Komisyon kim, ne. Kim nereden aklımızda kalmışsa böyle kalmış. Yok ama bir de şöyle bir yanılgı var. İnsanlar ben meslek hayatımda inşallah yanlış bir şeyler konuşmuyoruzdur. Başımız belaya girmesin. Bunlar yaşada şöyle, varsa. Meslek hayatımda hep şunu gördüm. Örneğin müzeye bir vatandaş geliyor. Elinde bir tane sikke var. Tarlasında bulmuş. Bir tane Amisos. Hep tarlada dönemi, bulunuyor zaten. Amisos dönemi sikkesi. Evet. Bunu müzeye getiriyor. Bizden müzeye bunu hibe ediyor. Devlete veriyor. Biz de ona bir komisyon tarafından teşekkür anlamında, vatandaşa ödül anlamında bir para vereceğiz. Evet. Diyelim ki komisyondan 250 lira bedel çıkıyor. Şimdi vatandaş bize diyor ki... 250? 250 lira. Lira evet hocam. 250 lira. Şaşırmayın lütfen. Ben komisyon biraz şeymiş. Bunu izah etmeye evet, çalışıyorum. Anladım. Şimdi hocam... Kırpıklıyorlar değerini demek ki. Evet. Şimdi 250 lira değer biçiyoruz biz buna. Örnek rakamlar söylüyorum. Tam devleti hocam. Düşünerek. 250 olabilir, 1000 lira olabilir, 5000 lira olabilir veya 50 lira olabilir. Değeri neyse o tespit ediliyor uzmanlar tarafından. Vatandaşa bu rakamı söylediğimizde vatandaş diyor ki ya diyor buna 1 milyon dolar eder demişlerdi diyor. Ha. Kim dedi diyorum. Köyde bizim kahvede Ahmet amca var o söylediydi diyor. Yani Ahmet amcanın söylediğiyle hayatın gerçekleri farklı şeyler. Allah'tan bizim imdadımıza yetişen bir şey var hocam. Evet. Biliyorsunuz ülkemizde tarihi eser alıp satmak yasak. Ancak Avrupa ülkelerinde özellikle İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde tarihi eser alıp satımı serbest. Tabii orada hiç olmadığı için ve buradan sürekli oraya gitmesini istedikleri için alım satımı serbest. Oralarda internet siteleri var özel tarihi eserlerin, tarihi paraların, her çeşit tarihi eserin alım satıldığı site. Biz biraz da yabancı dil bildiğimiz için o siteyi açıyoruz. Amcanın getirdiği sikkenin aynısını ben oradan buluyorum. Siteden fiyatını gösteriyorum. Altında yazıyor. Diyor 5 sterlin. 5 sterlin, 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar gibi gösteriyorum. İşte diyorum bakın bunun gerçek değeri budur. Biz de aşağı yukarı aynı değeri size veriyoruz. İnsanlara bu şekilde inandırıyoruz. Ama şunu bilsinler. Kesinlikle bakın kesinlikle söylüyorum net bir şekilde. Bir insan herhangi bir şekilde bir arkeolojik eser bulduğunda lütfen çekinmeden müzeye getirsin, devlete getirsin. Bunun başka bir hiç kurtuluşu yok. Çünkü o hem 80 milyonun malı, hepimizin malı ve
yurt dışına gitmesi mi güzel, yabancı bir ülkede bir müzede bulunması mı güzel, onun kendi müzemizde, kendi çocuklarımıza, kendi torunlarımıza, kendi nesillerimize doğru göstermemiz mi güzel? Bu şeyle alakalı Zeki Müren'in bir filmi var. Tarihi eser kaçakçılığı içeriyor. Zeki Bey'in ününden istifade çantasında içinde tarihi bir heykel geçirtiyorlar. Zeki Bey bilmiyor çantasının içine konduğunu. Zeki Bey'i de aramıyorlar. Yani çok hürmet edilen, ünlü bir insan, ünlü bir insan diye. Film, bu filmin ismini hatırlayamadım ama muhakkak izleyen var mı içimizde? Tarihi eser kaçırtmaya çalışıyor. Orada olayı fark ediyor. Ülkemin diyor bir gram şeyini, eserini yurt dışına kaçıracaklar. Tabii, İzin vermem diyor. Doğruyu orada söylüyor. Güzel doğru bir mesaj adamış veriyor. Yani evet. Bizim burada müzeciler olarak biz tabii ki tarih eserlerini korumak için çok ciddi özveriyle, ben bakanlığımızın bütün yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi özveriyle gece gündüz 24 saat çalışıyorlar ama burada vatandaşlarımıza da çok ciddi bir şekilde bilinçli olmak ve aslında en büyük tarihsel bekçilerimizin, vatandaşlarımızın, özellikle yeni yetişen genç neslin olması gerekiyor. Eyvallah. Şimdi yıllar önce Irak'ın işgal edildiği dönemlerde eser alacağız. Kütüphanenin müdürü, müze müdürü müydü, kütüphane, onu hatırlayan bayandı müdüresi, ağlıyor. Şey, röportaj yapıyor. Röportaj esnasında ağlıyor. Neden ağlıyorsunuz diyor. Babil'den, Abbasi'den, Emevi'den, bütün biliyorsunuz Mezopotamya çok uygarlık yönünden her türlü çok zengin bir yer. Evet, doğru. Bütün eserleri kaçırdılar Amerika'ya diyor. Bunları alıyorum diyor. Şey, hem kitap, tarihi değeri olan kitap, hem de söylesene heykel, işte ne bileyim, lahit falan filan. Diyeceğim o ki hırsızlık büyük hocam. Sayın evet ederim. Yani Batı ülkelerinde korkunç bir şekilde doyumsuz bir tarihi eser hayranlığı var ve bunları elde etmek için ellerinden gelen biz de hayranız kardeşim, kimsenin gidip şeyini çalmıyoruz ki. Her türlü ikiyüzlülüğü yapıyorlar. Bizim de uyanık olup kendi tarih eserlerimizi, evvela kendimizi evet koruması lazım. İşte şuradan hemen Irak'tan ders almalıyız ki tabii. Türkiye'nin her yeri, sadece Topkapı Sarayı'ndaki o eserler hepsinin iştahını kapıyor. Hocam British Museum'daki birçoğu hırsızlık malı hocam o eserler. Yani hocam dünyanın bizim, sadece hocam, bizim değil, başka milletlerin hocam, bu Araplardan, Farslardan, her yerden çalmışlar ya. Evet. Hocam dünyadaki en büyük 3 müzeden British Museum, New York Metropolitan Museum ve Fransa'daki, Paris'teki Louvre Müzesi, bu müzedeki eserlerin %99'u Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır'dan gitmedir. Ya piramitlerin altında şey bırakmamışlar hocam. Evet, bütün hazineler götürmüş. Evet. Ya, ismi de var. Egiptolog. Yani Mısır bilimi diyor. Ehramları, o piramitlerin. Bir de tılsım var, tılsım var. Filmlerde hatırlıyor musunuz? Mumya şeyi açınca lanet geliyor sana. Hepsi tertibatla ayarlanmış. O metan gazı sıkışıyormuş, patlıyormuş bir şeyler. Bizim şeyler de doğu toplumlarında tılsım var. İşte cinler çarpıyor falan, inanmalar falan var. Hı, uzun mevzu. Bir şarkıyla şu olayı, bir mumyalardan bir çıkalım hocam. Gözünü yerim. Efendim Mehmet Akif Ersoy. İçlilerden biri de bestesini yapmıştı Hüseyin'i makamında. Şerif mi? Şerif İçli olabilir. İhtimal. Efendim o eseri seslendireceğiz. Direkt sözle mi girelim? Ara namesi var mı? Var mı aranaması? Ha şu şey nakarat kısmı, tamam. Thank you.
Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sayın Müdürüm, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız mesaj yazmış. Evet, Hitit efendim. Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Özer Şenödeyici hocamız tebrikler ve esenlikler dilerim demiş. Sayın dekanımıza biz de hürmetler sunuyoruz efendim. Efendim kendisiyle tanışır mısınız? Müziğe falan. Daha önceki dekanımızı hatırlıyorum, tanışmıştık ama şu anki dekanımızı tanışmadık. İnşallah evet, kendisi kültür yönünden, kültürel yönden çok birikimi, tetebbuatı, müktesebatı olan bir hocamız. Kendisini iftarda da konuk etmiştik değil mi? Birlikte de bir türküyü seslendirmiştik. Güzel, telgrafın telleri. Aslında biz de yapalım onu şimdi hareketli. Belki finalde gerçi bir tane eserimiz var ya, dolmasa onu da koyabiliriz. Sayın Müdürüm, biz yine şey muhabbet güzel gidiyor. Ya, önemli konulara temas eyledik. Bizim şöyle bir sorumuz var size. O konuya biraz az bir şey belki değindiniz ama müzemizde şu anda Çorum Müzesi'nde sadece Hititlere mi ait eserler? Başka uygarlıklarında var mı? Yok hocam. Sayın hocam, şimdi Çorum Müzesi demiştik. Türkiye'deki en zengin eser koleksiyonuna sahip müzelerden bir tanesi. Çorum bölgesinin topraklarının bir orijinal özelliği var. Son 7000-8000 yıldır hiç kesintisiz insanoğlu tarafından iskan edilmiş, ara verilmeden. Yani mesela atıyorum işte Akdeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'nun başka bir bölgesinde bir arkeolojik alana baktığımızda orada mesela işte Milattan önce 2. 3. bin yıllarda orada iskan olmuş. Öteki zamanlarda başka bir şey yok. Ama Çorum'da şöyle bir şey var. Son 8 bin yıl öncesinden bugüne kadar hiç ara verilmeden sürekli bir millet medeniyet gelmiş. Onun devamında başka bir millet yani medeniyet Hititten gelmiş. Yani Hitit'ten önce tabii, değil mi var? Bizim arkeolojide
şöyle bir küçük bir kronoloji yapacak olursak bu taraftan geriye doğru gidelim. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti. Osmanlılardan önce de biliyorsunuz Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz, aslında Bizans diye bir isim veya bir medeniyet yok. O tamamen uydurulmuş bir isimdir. Doğu Roma İmparatorluğu. Ondan önce Helenistik dönem, ondan sonra Frig dönemi, arada Demir Çağları, Frig döneminden önce Hititler, Hititlerden önce Hattiler dediğimiz İç Anadolu'nun yerli bir halkı, Hattilerden önce, yani Hattiler dediğimizde Bronz Çağları dediğimiz dönem, Hattilerden önce de Kalkolitik Çağ dediğimiz bir dönem var. Bu yaklaşık günümüzden itibaren 7-8 bin yıllık bir süreci. O Kalkolitik Çağ'dan itibaren günümüze kadar bütün millet ve medeniyetler Çorum'da var. Hepsini görebiliyoruz. Kalkolitik Çağ'ın öncesinde de Neolitik Çağ dediğimiz bir dönem var. Hani şu Göbekli Tepe'deki olay diyelim. Evet. İşte mesela, Neolitik Çağ buluntusu Çorum'da yok orada ama. Orada mesela bu toprakların içinde bütün dünya oraya akın ediyor, ziyaret. Evet, en eski. Evet, doğru. Değil mi efendim? Anadolu'da ve dünyada bulunmuş olan en eski 12, insan eliyle yapılmış 12-13 bin yıllık bir tapınak kalıntısı. Evet, evet. Ben geçen yıl GAP turunda orayı ziyaret ettim. Gittiniz, evet efendim. Gaziantep Zavukma Müzesi'ni de gezdim. Benim evet, müze kartım var. Bak, ben ilgili bir adam. Beni şeyden, Diremköy Hüsnü ile karıştırma. Sevgili müdürüm. Evet. Yani bir din adamısın. Din adamı demek bulutların üstünde yaşayan, mihrapta başka bir yer bilmeyen adam değildir esasında. En aydın olması gereken. Olması gereken kim? Yani müzeleri gezerim. Niye? Bizden önceki insanlar neler yaşamış, ne yapmışlar? Orada rehber anlatıyor bize. Çok ilgimi çekiyor. Dolayısıyla o müze kartla ücretsiz. Bir de bir banka o imkanı sağlıyor. Kartınızı... O şu anda o banka yok. O da reklam şeyini, promosyonunu bitirdi. Onun ama kartı tabii, olunca ondan giriyordun. Tabii efendim. Ben buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Şu anda işte 60 lira 70 lira gibi bir ücret ödeyerek bir yıl boyunca Türkiye'deki bütün müzeleri ücretsiz gezme şansına sahipler. Ben müze kart almalarını ve müzeleri gezmelerini tabii ki insanlara tavsiye ediyorum. Cümlenizi tabii. Kestim, özür diliyorum. Bir şey diyecek miydiniz? Göbekli Tepe'den atladık buraya. Evet, yani Çorum'da şunu söylüyoruz özet olarak. Son 7-8 bin yıllık bütün medeniyetlerin malzemeleri var mı? Tamamı eserleri? Bütün medeniyetlere ait ürünler var. Mesela Friglerin burada şeyi var mı? Yani bir eseri var mı orada? Tabii ki var. Tabii ki var. Friglerden kalma pek çok eser var. Güzel. Daha çok Ankara'da falan yaşamışlar. Demek burada tabii, da yaşamışlar. Tabii Friglerin yaşadığı coğrafyanın sınırları içerisinde Çorum o dönemde. Tabii Çorum'daki arkeolojik alanlarda yapılan kazılar sırasında Osmanlı döneminden önce daha altta Bizans. Bizans'tan bir alt seviyede zaten Frig tabakasını, Hititlerden sonra Frig tabakasına ait kalıntıları bulabiliyoruz. Bir paparazzi yapalım mı? Şöyle. Mesela bir yerde okumuştum, eski Frig kralı Midas son yedi yemek şiş yerken ölmüş. Öyle yazıyordu. Şiş. Ya, o biraz, aslı var mıdır? O biraz hayali gibi olmuş. Onu tespit etmek biraz zor tabii. Artık son yedi öldüğünde orada ne yiyorsa o odur. Yazmışlardır herhalde. Çünkü ama kralların yedikleri yemekler, mutfaklar Osmanlı'dan ben biliyorum. Eskileri bilemem. Tutulurmuş efendim. Not tutulmuş. İşte öğlende şunları yedi. Bilmem akşam şunları yedi. İşte evet, şu kahveyi aldı. Çünkü bir de çeşnici başılar olmuş. Kralların, devlet yöneticilerinin zehirlenmesine karşı tedbiren bütün yemekler kayıt altına alınır. İçecekler. Kaç defa Fatih Sultan Mehmet'i zehirlemeye kalkmadılar mı efendim? Evet. Yani önemli insanların devlet başta. Dolayısıyla onun da yediği belki de biliniyordur. Bilemiyoruz tabii. Çok şey değil. Bir dergide bir yerde yani okumuştum. Yani ben arkeolojik işte bilimsel yayınlarda falan öyle bir bilgiye rastlamadım ama belki de doğrudur. Şiş yani yemiş şiş olabilir. Şiş deyince Kalkan'ın dikkatini de çekti yani, ben biraz onu uyuklamasın diye araya böyle bir paparazzi koyuverdim. Evet. Efendim anlaşıldı. Demek ki Çorum Müzemizde 8000 yılı geçkin medeniyetler eserleri. Medeniyetlere ait pek çok eser müzemizin koleksiyonunda mevcut. Gelip ziyaret edebilirler. Tabii ki efendim. Dedim ya, yani Çorum Müzesi zaten Türkiye'deki en saygın bence 10 müzeden bir tanesi. Ve çok da güzel şey, gezilim böyle çok hoş bir şeyi var. Gezilim alanı yani böyle serince hoş. Ya bütün müzelerde bu şeylik var ama bir dinginlik var. Hoşuma gitti benim. Evet, doğru. Müzemiz güzeldir. Ben minik bir rakamsal bilgi de vereyim. Tabii Çorum Müzesi'nin bulunduğu bina 1908-1914 yılında Çorum'a açılan ilk sıhhat mektebi olarak açılmış. İlerleyen yıllarda farklı resmi devlet kurumlarına ev sahipliği yapmış. En son geçirdiği bir yangın sonrasında uzunca bir süre metruk vaziyette kalmış. Sonra bakanlığımıza tahsis edilmiş. 2003 yılından itibaren Çorum Müzesi olarak bu güzel müstesna bina hizmet veriyor.
Ben de 5 yıla yakın bir süredir bu kurumun müdürü olarak görev yapıyorum. Evet. Tabii benden önceki müze müdürü arkadaşlarımız veya abilerimiz de ellerinden geldiğince güzel hizmetler yaptılar. Biz de o bayrağı taşımaya çalışıyoruz. Ben onları da buradan sevgiyle, hürmetle anıyorum tabii ki. Evet, Sayın Müdürüm, müzecilik keyifli bir meslek midir? Yani hep bir daha hani derler ya, bir daha dünyaya gelsem şu olurdum, bu olurdum tarzına. Öyle bir yani, şey der misiniz? Hocam yine ilginç bir soru sordunuz. Şimdi, sorularım hep böyle. Şöyle, ben kendi iç dünyamda... Interesting question diyorlar İngilizler evet. Buna. Efendim. Kendi doğru, ama doğru cevap vereyim mi buna da? Ver doğru tamam, cevap. Ben doğruyu söylemek gerekirse, eğer bir daha dünyaya gelecek olursam, yani Rabbimin öyle bir takdiri olur mu? Tabii onu bilemiyoruz da, olmaz herhalde. Rabbimiz böyle bir şeyleri yapmadığını biliyoruz. Reenkarnasyon evet, bizde evet, yok. Evet, reenkarnasyon. Onun için şu andaki yaşadığınız hayatın kıymetini. Evet, evet, doğru. Ama işte lafın gelişi, bir daha dünyaya gelecek vay, olsaydım muhabbete bak ya. Çok enteresan, ben marangoz olmak isterdim hocam. Çok güzel. Enteresan. Üretici yani, hayır benim de ilgimi çeker o. Ama işte o rendeye tınzara elimi kaptıracağım diye hep korkuyla yaşamışım. Evet, yani ben böyle ağaç işler, oymacılık, hocam, ağaç çok keyifli oymacılık, bir şeydir işte o ya. Elde yapılan şeyler. Abdülhamit de öyleymiş da. Onları çok seviyorum. Bir de marangoz olmasaydım eğer. Evet. Tren makinisti olmak isterdim. Bu da değişik. Çok enteresan. Buna ilgim olmadı ama marangozla oldu. Üçüncü seçeneğim de pilot olmak isterdim. Pilot olmak isterdim. O da değişik. Yani bir böyle şey. Enteresan meslekler. Havada uçmak yani. Evet. Çünkü teknik şeyleri çok seviyorum. İşte mesela ben meslek lisesi bitirdiğim için elektrik bölümünü. Evet. Böyle elektrikle ilgili elektronik aletlere falan daha böyle bir hevesimiz falan da var. Onu ona vakıfım. Evet. Bir şey evet. Alacağımız zaman hemen Metin Bey'i arıyoruz. Evet. Tamam. Bir cihaz alacağımız zaman maşallah hep biliyor telefon, bilgisayar özelliklerine ilgisi var. Kaç dakikamız var dediniz? Ya şurada muhabbet ediyorduk hemen. O iş şey yapma. Hemen kaçacağınız mı? Şurada bir muhabbet. Daha akşam neyse. En nadide parçası ne çok merak ettim. Güzel bir soru. Müzem, evet güzel ben bir soru. Ben seslendireyim duymadı onu yayın şeyler yayına gitmiyor mikrofon olmaz. Tabii ben. Biz öğrencilerimiz var. Atakan Bey soruyor ki Udi'miz. Müzenin en böyle şey yaptığınız, nazenin veya kıymetli güzel, gördüğünüz güzel eser hangisidir? Ben hemen Atakan Bey'e, Çorum Müze Müdürlüğü'ne biz onu en kısa zamanda ziyarete bekliyoruz. Böyle ekip olarak gelsek? Ekip olarak geldiğiniz... Biliyor, müzenin bahçesinde iki fasıl yapardık. Tabii ki hocam. Müzemiz yani, evet, müzemiz müdürlüğüne geldiğiniz takdirde ben size müzeyi tamam. Rehberlik yaparak gezdirip en nadide eserlerin hepsini size gösteririm. Bedavaya da getirdik zaten be, ücretsiz de. Yani birinci sınıf rehber müze... Ben siz giderseniz tabii, zaten tabii, şey yaparım. Kötü söz tabii, söylerim. Hocamla kalbinizi kırarım. Evet. Hocamla birlikte hepinizi bekleriz. Sizleri İnşallah. Gezdirmekten mutluluk duyarız. Sizler gibi elit konuklarımız olmasından biz her zaman şeref duyuyoruz. Gelirseniz ben size buradan tek tek şimdi çok müzemizde güzel. Tabii biz arkeolojide unik eser diyoruz. Müzemizde de gerçekten unik önemli eserler var ama buradan uzun uzun onları anlatmak. Şimdi bir tanesini söyleyeceğim ama söyleme dedi müdürüm. O, çünkü birilerinin ilgisini çeker. Hazreti İsa ile ilgili bir şey söyleyeyim mi? Söylemeyin. Yok hocam söylemeyin de konuklar geldiği zaman orada peki, o da bir meraklansınlar. En azından şunu söyleyeyim. Hazreti İsa'nın başıyla alakalı yani başka ne portre mi deriz? Portresiyle alakalı çok enteresan bir bilgi var. Dediğiniz gibi bunu canlı yayında söylemeyelim. Tabii bütün şu anda bizi izleyen bütün konuklarımız da ben buradan bu vesileyle tabii sizlere de teşekkür ediyorum. Çorum Müzesi'ne bekliyoruz mutlaka. Evet. Çünkü gerçekten güzel bir gezi olur onlar çok. İçin. Ben beğendim. Çorum'umuza da bekliyoruz. Bütün yayınımızı dışarıdan izleyenler insanlara. Için. Evet. Biz de bu noktada aslında mutluyuz. Niye? Böyle kültürel bir şeyi, Çorum'umuza katkıyı. Daha böyle dışarıda mesela bu YouTube'da da mesela daha sonra yayınlayacağız. İlgisi olanlara da bir şey yapmış olalım. Böyle bir tanıtım yapmış gibi olduk gece. Evet, bu anlamıyla evet. Da çok değerli bizim için. Evet. Efendim değerli müdürüm şimdi biz sona gidiyoruz. Aslında benim birkaç daha sorum vardı ama arkadaşlar toparla diyor yönetmenimiz. 5 dakika daha alamaz mıyız? Bak Haluk Bey sizin eski, sizin yanınızda birlikte çalıştığınız bir elemanmış değil mi? Evet. Kameramanımız. Haluk Bey'i çok severiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Evet. Evet. Değerli bir arkadaşımız. Bak o 5 dakikayı ondan aldık. Yönetmen, evet. Teşekkür ediyoruz. Şunu yani birkaç sorun var ama en azından bir tanesini sormuş olayım. Bu konuya ilgili ilgi duyan genç müzecilere, arkeologlara tavsiyeleriniz nedir? Yani okusunlar mı bu mesela
ya biz iş bulamayız bilmem ne diye bir şey sıkıntı. Şimdi, geçen gördüm şimdi, Kültür Bakanlığı 100 küsür tane eleman alıyordu. Şimdi değerli hocam doğruları konuşmamız gerekiyor. Tabii ülkemizde üniversiteyi bitiren bütün gençlerimiz hangi bölümü bitirirse bitirsin belli birkaç meslek haricinde hangi bölümü bitirse bitirsin işe girmekte iş düzeni kurmakta zorlanıyorlar. Arkeoloji de bunlardan zaten bir tanesi. Alanı dar çünkü müzelerde değil mi? Mesleğimizin özel sektörde herhangi bir uygulama alanı olmadığı için bir de işte yanlış eğitim politikaları sebebiyle pek çok fakülteye, pek çok üniversiteye arkeoloji bölümleri açıldığı için evet. Ülkenin ihtiyacından fazla mezun olmuş. Dolayısıyla bu gençler devlet kademelerinden başka yani müzeler, Kültür Bakanlığı ve ilgili birimler haricinde işe girme şansları pek yok. O yüzden tabii kendileri ölçsünler, bitsinler, değerlendirsinler ama önerirsiniz ama keyifli bir alan. Şöyle meslek olarak, iş olarak, mesleki zevk ve tatmin olarak güzel bir meslek. Tabii işe girme konusunda diğer farklı mesleklere göre biraz daha imkanlara kısıtlı. Ama istikrarlı bir şekilde KPSS sınavına iyi çalışırlarsa tabii tamam. Ki herkes kadar onların da şansı var. Ben tavsiye ederim tabii ki. Arkeoloji mesleği güzel bir meslek ama evet. İş sıkıntısı biraz inkar edemiyoruz olan bir meslek. Evet. Son bir soru ve ondan sonra müzik. Evet hocam. Ben müzeyi gezerken yahu demek ki bu tarihin ta Adem'le Havva'dan mı başlıyor? Belki daha eski bilemiyorum. Her gezdiğim müzede artık kireç söylesene çamurdan işte pişmiş tuğladan ne bileyim tunçtan bakırdan makyaj malzemeleri gördüm hocam. Bu kadınlar ta eskiden beri mi bu makyaja bu kadar? Makyaj demeyelim de. Ne denir o güzellik? Mücevher diyelim. Hayır mücevher dışında diyelim. Efendim şöyle maskara tarzında şeyler var. Nedir yani ta işte, o dönem? Onlar da alet edevat kısmına geliyor. Hocam şöyle yani tabii. Bu çok eski tarihe dayanan kadının demek ki bu şeyinde tabiatında var bu şey. Tabii yani müzemizin koleksiyonunda mesela işte 2000 yıllık bir cımbızı da görebilirsiniz. Siz gösterdiniz orada cımbız tabii, var tabii ya. Yani evet. Dediğiniz gibi tabii kadınların kullandığı işte aynalar, cımbızlar, göz şişeleri, özel şeyler. Her bütün milletle aynalar, bütün milletle çok da süslü püslü böyle estetik medeniyetlerde şey. Ola gelmiş tabii ki hocam. Evet, evet. Ola gelmiş. Bu biraz şeydi, konu dışı bir soruydu ama merakımı çektiği için bunu da size yönetmek istedim. Evet. Şimdi finaldeyiz Sayın Müdürüm. Son söylemek istediğiniz cümlelerinizi alalım ve yalnız şöyle bir şey. Sizi bir daha biz ilerleyen inşallah Allah fırsat verirse Amerika'daki maceralarınız oldu sizin. Müze orada çok büyük ilgi gördünüz. Belki onları da içeren, yine böyle müzesel bilgileri de içeren bir akşam daha yine konuk etmek isteriz ileri tarihlerde. Tabii inşallah kısmetse yani neden orada bir müzecilikle hocam. Alakalı yaşadıklarınızı çok güzel bize bayağı anlatmıştınız. İlgimizi çekmişti. Çok ilgi göstermişlerdi size. Sanki böyle bir devletin çok önemli bir bürokratıymışım gibi bana saygı gösterdiler falan diye anlatmıştınız size. Evet hocam. Yani çok önemli şimdi, yerlerin anahtarlarını bile vermişler. Ben çok kısa bir cümle söyleyeyim bu konuyla ilgili. Evet. Mesela arkeoloji mesleği belki bizim ülkemizde de tabii saygın bir meslek, güzel, sevilen bir meslek ama yurt dışına gittiğinizde orada gerçekten arkeoloji işini yapanlara çok kıymet veriyorlar ve önem veriyorlar. Evet. Onu görmüştük. Yurt dışına giden bütün arkeolog meslektaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar zaten. Ben programı bitirirken müsaadenizle son cümleleri söylemek istiyorum. Tabii bu programı hazırlayan, bu programın burada uygulanmasına müsaade eden gerek belediyemizin bütün yetkililerine, bu programı burada hazırlayan bütün yapım ekibindeki arkadaşlara, işte değerli müzisyen arkadaşlarıma, size çok teşekkür ediyorum bana katılma fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Ayrıca bizi izlemiş olan bütün izleyicilerimize de ben buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Hepsine saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir mesaj daha son anda geldi, onu da söyleyeyim. Çorum eski milletvekilimiz Adnan Türkoğlu da size selam söylüyor. Hayırlı akşamlar diliyor. Selam efendim. Efendim sayın vekilimize biz de buradan selam ediyoruz. Efendim bu şimdi bir Hicaz eserle eski Anadolu'muzun güzel türkülerinden bir türküyle bu eseriyle Zehra Bilir rahmetli çok söylerdi. Türkü ana derlerdi ona. Onun eseriyle bitireceğiz Helvacı. Bu akşamki misafirimiz Çorum Müzemizin müdürü sevgili değerli müdürümüz Sayın Metin Çakar'dı. Katılımından ve verdiği bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda inşallah birlikte olmayı arzu ediyoruz. İnşallah hocam. Evet değerli misafirler haftaya
Kıymetli hocamız, güzel sanatlardan doçent doktor Ömer Can Satır hocamız misafirimiz olacak. O bol müzikli bir gece yapacağız. Kendisi müzik insanı, sanatkar. Efendim arkadaşlarımızın da sanatkar arkadaşlarımızın dostları bizim Hakan Zeytinli'nin hocası. Çünkü kendisi konservatuvar burada Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyor malum. Efendim güzel bir akşam olacağını düşünüyoruz. Hocam sazıyla gelecek. Hocamızın bu şeyinde duyurmuş oldum. Efendim bu gece müze müdürümüzle birlikte olduk. Haftaya görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Çorum Web TV'den ayrılmayın. Allah'ın sevgisi her daim üstünüze olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Çadır altı minare, el ettim eski yâre. Çadır altı minare, el ettim eski yâre. Anan kurban ben kurban da setre pantollu yâre. Annen kurban ben kurban da setre pantollu yâre. Halvancı halva, keten tohumlu halva. Şeker tohumlu halva, halvancı halva. Keten tohumlu halva, şeker tohumlu halva. Kara koyun et olur, kavurması tatlı olur. Kara koyun et olur, kavurması tatlı olur. Dul yerine varan kızlar ölmez ama dertli olur. Dul yerine varan kızlar ölmez ama dertli olur. Halvacı halva, keten tohumlu halva. Şeker lokumlu halva, halvacı halva. Keten tohumlu halva, şeker lokumlu halva. Yüreği yarından ayrılanın o helbet.